İyi, sevindim. Kum falan. Yine görmezseniz yine uyarıda bulunursunuz, yani haber verirsiniz bana buradan, tamam. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Kuralları öğrendik. Kuralların varlığının niçin gerektiğini ve ne zamandan itibaren kuralları öğrendiğimizi söyledik. Hatırladık bunları. Aslında bildiğimiz şeyler tabii bunlar buraya kadar. Sosyal ilişkinin ne olduğunu öğrendik ve sosyal ilişkilerin tabi olduğu düzenin korunması gerektiğini ve sosyal ilişkilerin tabi olduğu düzenin sosyal düzen olduğunu öğrenmiş olduk. Dersimize bir giriş olarak bu bilgileri verdik. Şimdi gelelim sosyal düzen kurallarını açalım biraz. Biraz daha derinlemesine öğrenelim. Şimdi sosyal düzen kuralları dediğimizde aslında aklımıza sosyal düzeni sağlayan pek çok kural geliyor yani. Tamam, biz dersimizde sosyal düzen kurallarını en temellerine indirgeyeceğiz. Şöyle ki işte ahlak kuralları, görgü kuralları, din kuralları ve hukuk kurallarından bahsedeceğiz. Ama bu demek değildir ki sadece sosyal düzeni sağlayan kurallar bunlardır. Daha başka pek çok sosyal düzen kuralı var. Örneğin örf adetler var, diğer başka türlü kurallar var. Bazı sırf ailelere ilişkin örneğin kurallar var. Ama bizim dersimizde işleyeceğimiz sosyal düzen kuralları doktrinde hani üzerinde daha fazla durulan din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kuralları olacak. Bu anlamda hukuk kurallarının en önemli sosyal düzen kurallar olduğunu söylememiz gerekiyor. Zaten dersimizin icabı da bu. Ve hukuk kurallarının en önemli sosyal düzen kuralı olmasının sebebi yaptırımla desteklenmesi. Şimdi arkadaşlar, hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli özellik o halde yaptırımın maddi olması. Yani maddi olması demek somut bir yaptırım olması, bunun anlamı devlet gücüyle desteklenmesi yaptırımın. Şimdi hukuk kurallarına uymama halinde maddi yaptırımlar uygulanıyor ve ne oluyor? Kamu gücü, yani devlet devreye girerek hukuk kurallarına uymayan kişiye karşı zor kullanıyor. Ne yapıyor? Örneğin cezalar veriyor. Hapis cezası örneğin söz konusu olabiliyor. Tazminat cezası, para cezası verilmeye çalışılıyor devlet tarafından ve kişiler hukuk kurallarına uymaya zorlanıyorlar. O halde sosyal düzen kuralları hakkında da bir hatırlatma yaptık. Şimdi tabii hukuk kurallarını diğer kurallardan ayırmayı öğreneceğiz dersimizde. Şimdi sosyal düzenin herkese yüklediği bir takım yükümlülükler, bir takım ödevler vardır. Tabii bu sosyal düzen kurallarının gerektirdiği ödev ve yükümlülüklere kişiler uymazlarsa bir takım emir ve yasaklar söz konusu olacaktır. Şimdi sosyal düzen içinde yaşayan insanların ödevlerini, haklarını ve yetkilerini düzenleyen kurallara bir daha söyleyelim. Sosyal düzen kuralları demiştik. Şimdi sosyal düzen kurallarını acaba kişi kendisi mi koyar? Aslında düşünürsek sosyal düzen kurallarını toplumun kendisi tarafından konulan, kişinin iradesi dışına konan bir takım kurallar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sosyal düzen kurallarının belirli özellikleri bulunuyor. Öncelikle bu kurallar genel nitelik taşırlar. Yani ayrım yapılmaksızın herkese uygulanırlar. Ve sosyal düzen kuralları süreklidir arkadaşlar. Yani uzun süredir uygulana gelmişlerdir ve toplumda bu kurallara uyulacağına dair bir inanç oluşmuştur bu süreklilikten dolayı. Genel olması neydi? Ayrım yapılmaksızın herkese eşit şekilde kişiler arasında fark gözetilmeksizin herkese uygulanmasıydı.
Ve yine sosyal düzen kurallarının yaptırımlı kurallar olduğunu söylüyoruz. Ama hepsinin yaptırımı farklı. Örneğin ahlak kurallarına uymazsan toplum tarafından dışlanabilirsin ya da vicdan azabı çekebilirsin. Hukuk kurallarına uymazsan devlet sana ceza uygular. Tamam, bunun yanında kendin uymadım diye vicdan azabı da çekebilirsin ama burada asıl önemli olan hukuk kuralına uyulmadığında devletin bir ceza vermesi ama ahlak, din ya da görgü kuralına uymadığında ise devletin bir ceza vermemesi bizim hukuk düzenimizde. Şimdi o halde sosyal düzen kurallarının türleri dediğimizde aslında sayılamayacak kadar çok sosyal düzen kuralı. Ancak tabii bunları tek tek daha sınırlı bir şekilde ve daha temel bir şekilde bir ayrıma tabi tutmamız gerektiğinde genel kabul edilen görüşe göre dört tip sosyal düzen kuralını görüyoruz. Neler bunlar? Birincisi din kuralları, ikincisi ahlak kuralları, üçüncüsü görgü kuralları, dördüncüsü hukuk kuralları ya da sırayı 1, 2, 3, 4'ü karıştırabiliriz tabii ki. Şimdi sosyal düzen kuralları tabii ki coğrafyadan coğrafyaya, ülkeden ülkeye, bazen bölgeden bölgeye, hatta şehirden şehire değişebiliyor. Bazen değişikliğe uğrayıp tamamen ortadan kalkabiliyor sosyal düzen kuralları. Bir davranış ile birden çok sosyal düzen kuralı çiğnenebiliyor arkadaşlar. Yani aynı olay, örneğin bir hırsızlık suçu ya da hırsızlık olayı hem ahlaka aykırıdır, hem dine aykırıdır, hem de hukuk kurallarına aykırıdır. Şimdi dolandırıcılık, gasp, adam öldürmek suçları o halde örnek verilebilir yani. Bunların hepsi hem dine hem ahlaka hem de hukuk kurallarına aykırılık teşkil ediyor. Şimdi sosyal düzen kurallarını anlatmaktan din kuralları ile başlayalım. Din kurallarının hakim olduğu, sisteme egemen olduğu toplumlarda hani dini yönetimlerin benimsendiği hani yönetimlerde, sistemlerde din kurallarını oluşturanlar din adamlarıdır. Bu anlamda hani ilkel toplumlardan itibaren din kuralları sosyal düzen kuralların en önemlilerinden biri olarak devrededir. Ki, öyle ki örneğin Kara Avrupa'sının hukuk sisteminin temeli olan örneğin Roma hukukunda din adamları aynı zamanda hukuk adamı yani hukukla uğraşan ve kuralları, kanunları koyan kişilerdi ki toplumda öyle bir inanç oluşsun ki hani dini korkuyla yani dini kurallara uymanın gerekliliğiyle birlikte kişiler aynı zamanda hukuk kurallarına uymalarını sağlanabilmesi adına din kurallarını din adamları koyuyor ve yönetiyorlardı. Roma hukukunda örneğin. Yani bahsettiğimiz zaman milattan önce 753 senesi. O zaman Roma Devleti'nin kuruluşuyla başlayan süreç başlamıştı. Yani milattan önce 753 ile ve hem kral o zaman için hem de din Hocam, adamları devrede. kusura Efendim? bakmayın ama sesiniz kırıklık geliyor bazen ve internetiniz zayıf galiba, görüntünüz de donuyor. Sesiniz de biraz zayıf geliyor size. Tamam, çok teşekkür ederim söylediğiniz için. Rica ederim. Şimdi şöyle sesim kırık geliyor diyorsunuz ama bununla ilgili çok yani yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar şu anda. Başından itibaren mi ses kötü geliyordu? Hocam evet, bazen çok iyi geliyor, bazı zamanlarda kırılıyor. Yani sürekli böyle değil. Yani bazen oluyor. Sadece Ha, sesli o ben zaman arkadaşlar zaten benim size anlattığım konular slaytların biraz açılmış şeklinde. Yani slaytlarla idare edelim. Olur mu? Görüyorsunuz değil mi slaytları? evet Görüyoruz hocam, hocam. görüyoruz. Biz kapıyoruz. Tamam. Yani ben size slaytları söylüyorum aslında. Biraz açıyorum onları ve dersimizde şunu bilmeniz gerekiyor ki
Benim derste anlattığım konular, yani anlattığım konulardan ziyade asıl sizin için sınavlarda çıkacak olan kitap bilgileri, yani kitap bilgilerinden sorumlusunuz. Ben bazen anlatırken kitabın dışına çıkabiliyorum. Onlardan sorumlu değilsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Anlaşıldı mı? Eğer Anlaşıldı. anlatırken, Teşekkürler. aha, Şimdi doğaçlama şekilde anlatırken başka konularla anlayasınız diye örnek veriyorum. Hani başka konularla bağlantı kuruyorum. Bunu yaparken kitabın dışındaki konulara çıkıyorum. Onlardan kitabın dışına çıktığım oranda sorumlu değilsiniz. Sizin sorumluluğunuz sadece kitap aslında. Kitaptan konularımızı düzgün bir şekilde her bilgiden sorumlusunuz. Kitapta gördüğünüz her şey karşınıza soru olarak çıkabilir. Bunun dışında ben burada aslında kitabın bir özetini yapıyorum. Ve kitabın dışında benim verdiğim bilgilerin konu dışına çıktıysam bundan sorumlu değilsiniz. Ve dolayısıyla hani bir özet şeklinde burada bu sunduğumuz slaytlar zaten kitabın bir özeti şeklinde. Anlaşıldı mı bu söylediklerim? anlaşıldı hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anlaşıldı. Çünkü şimdi Evet, hani sesiniz anlaşıldı. kesik geliyor diyorsunuz ya, artık o kadar uzaklık var, yani bu herhalde olan bir şey diye düşünüyorum. Şöyle, eğer tamamen bir kesilme olursa ve ondan sonra yeniden bağlanma olursa onu bana haber verirsiniz ki, yani böyle uzun bir aralıklı bir kesilme olursa onu bana haber verirsiniz ki ben o zaman kaldığımız yerden bir geri alayım konuyu. Tamam? Tamamdır hocam. Size bildiriyorum. Tamam hocam. Şimdi din kurallarını anlatmaya devam edelim. Şimdi din krallarıyla dünyevi, yani dünyaya ait kurallar ve din kuralları ilkel toplumlarda birbirine karıştığını söyleyebiliriz. Biraz önce anlattık ya, yani hukuk kurallarına kişiler uysunlar diye ilkel toplumlarda bunu din kurallarıyla birlikte kişilere dikte ediyorlardı vatandaşları ki yani hukuk kurallarına dini bir görünüm vererek onlara uymasını sağlıyorlardı. Tabii daha sonradan ilkel toplumlardan günümüze geçerken laik sistemler devreye girdi. Şimdi dinsel yönetimin benimsendiği toplumlarda din kurallarına uymamak aynı zamanda hukuk kurallarına uymamak anlamına geliyor. Dinsel yönetimlerin benimsendiği ülkelerde. Ve bunlar da örneğin şeriatla yönetilen ülkelerde örneğin din kuralları ile hukuk kuralları genellikle eşdeğer vaziyettedir diyebiliriz. Şimdi din kuralları Tanrı ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, Tanrı'nın emir ve yasaklarını içeren kurallar bütünüdür. Ve istisnalar söz konusu olabilir ama din kuralları genellikle kutsal kitaplarda kişilere duyurulduğu düşünülüyor. Din kurallarının değişmezliği ve dogmatikliği bazı durumlarda bu kitaplar çok yüzyıllar öncesinde din kitapları yazılmış olduğu için bazen toplum yaşamının gerisinde kalabiliyor din kuralları. Yani toplumun dinamik yapısına uymayabiliyor din kuralları bazen. O zaman yorumlar tabii din adamları tarafından yorumlanarak günümüze uyarlanmaya çalışıyor tabii bu durumda din kuralları. Şimdi din kuralları Tanrı'nın buyruğu olduğu için dogmatik ve statiktir diyebiliriz ve din kurallarında kişilere söylenen şey kişinin din kurallarına uymazsa günah işleyeceği, Tanrı tarafından cezalandırılacağıdır. Tabii laikleşme hareketiyle biraz önce söylediğimiz gibi saf din kuralları toplumsal yaşamında etkisini azaltmıştır. Şimdi yine din kuralları kişinin öbür dünya ve Tanrı ile olan ilişkilerini ilgilendiren alanla sınırlı kalmış ve sosyal yaşamda eski önemli din kuralları yerini aslında hukuk kurallarına tamamen bırakmıştır diyebiliriz.
Ve globalleşen dünyada da hani ülkelerde pek çok ırktan insanlar yaşıyor ve hepsinin dini de farklı olabiliyor. Şimdi din kuralları bugüne dek yani bugün de tabii ki aslında sosyal düzende oldukça etkili din kuralları. Ancak eskisine oranla daha sınırlı. Şimdi din kurallarını toparlarsak uymayanlar günahkar sayılma ve dışlanma gibi yaptırımları uyguluyorlar. Ve aynı zamanda bunlar hukuka aykırı bir durumda yaratabiliyor din kurallarını. Örneğin adam öldürmek din olarak yani dinen de yasak. Örneğin İslamiyet'te adam öldürmek diğer dinlerin çoğunda da adam öldürmek yasaktır. Hırsızlık yasaktır. Yani aynı şekilde hukuk kurallarında da yasaktır. Şimdi gelelim ahlak kurallarına. Şimdi ahlak kuralları da çeşitli konulardaki değer yargılarıdır. İşte iyilik, kötülük, doğruluk, yanlışlık gibi konularda. Şimdi ara vermiştim. Ahlak kuralları o halde bize iyi olmamızı yani kişilere iyi olunmasını ve doğruluğu öğütlerler. Ve ahlak kuralları belli bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini söylerken bunu kendine has bir iyilik anlayış çerçevesinde temellendiriyor. Ve ahlak ilkeleri ve kuralları bize iyi gerçekleştirmek için hangi ilkeleri ve kuralları izlememiz gerektiğini söylüyor. Şimdi objektif yani sosyal ahlak insanın diğer bireylere karşı olan ödevleriyle ilgilidir. Subjektif öznel ahlak ise kişinin kendi şahsı ve iç dünyasına karşı ödevlerini ifade etmektedir. Örneğin başkaları hakkında kötü düşünmemek bir ahlak kuralıdır. Yani doğru ve iyi düşünmek. Yine yalan söylememek, fakirlere yardım etmek bu şekilde ahlak kurallarından biridir. Bunlar içinde yer alan başkaları hakkında kötü düşünmemek ve yalan söylememek subjektif ahlaka ilişkindir. Fakirlere yardım etmek ve verilen sözü tutmak ise örneğin objektif ahlaka. Yani insanın diğer bireylere karşı olan ödevleriyle ilgilidir. Bir daha tekrarlayalım arkadaşlar. Nesnel ahlak dediğimiz kavram, yani objektif, sosyal ahlak dediğimiz kavram, insanın diğer bireylere karşı olan ödevleriyle ilgilidir. Öznel subjektif ahlak ise kişinin kendi şahsı ve iç dünyasına ilişkin ödevleri ifade ediyor. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar anlattıklarımız? Evet. Aha, sorun Evet yok hocam. Hayır. tamam. Teşekkürler. Şimdi ahlak kuralları arkadaşlar toplumdan topluma, bölgeden bölgeye, yine ülkeden ülkeye yani küçük coğrafyalardan büyük coğrafyalara doğru hiç fark gözetmeksizin değişebiliyor. Ahlak kurallarına uymama halinde karşılaşılan yaptırımlar manevi yaptırımlardır. Ve hani ahlak kuralına uymayan bir kişiye kalkıp da mahkemeler ya da hukuk tarafından bir yaptırım uygulanmaz, bir ceza verilmez. Örneğin bir hapis cezası. Ama öyle bazı kurallar vardır ki aynı zamanda hem ahlak kurallarını hem hukuk kurallarını çiğnemeyi içerdiği için örneğin dolandırıcılık suçu hem ahlak kurallarını hem hukuk kurallarına aykırı olduğundan tamam hukuk dünyası tarafından cezalandırılabilir ama sırf ahlak kuralına uyulmadı diye kalkıp da hukuk düzeni kişiye ceza vermez. Peki ne olur? Manevi yaptırımlar uygulanır. Şöyle ki toplum tarafından ayıplanır ve dışlanabilir. Şimdi gelelim görgü kurallarına.
Görgü kuralları da bazı davranış kalıplarına uyulmasını emrediyor. Öyle ki bazı yöntemler, bazı tavırlar, hareket biçimleri şeklinde yazılı olmayan bir takım kurallar görgü kuralları olarak karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse, örneğin selam vermek, işte kibar kibar yemek yemek, el öpmek, başkalarına nazik davranmak, kibar davranmak gibi, misafir ağırlamak gibi görgü kuralları söz konusu olabilir toplumlarda. Bazı görgü kuralları da hukuk kuralına dönüştürülmüştür. Örneğin askerde selam vermek gibi. Evet. Şimdi askerde selam vermemek hem görgü kuralıdır hem de bir hukuk kuralı haline, askeri bir kural haline getirmiştir. Şimdi görgü kuralına uymayan kişiler kaba ve saygısızlar olarak, görgüsüz kişiler olarak nitelendirilir ve yaptırımı toplumda manevidir. Yine dışlanma, görgüsüz olarak adlandırma gibi manevi yaptırımlar olur. Geliyoruz hukuk kurallarına. Hukuk kuralları da emreden ve yasaklayan kurallardır. Belli durumlarda belli hareketlerde bulunmaya izin verir hukuk kuralları. Ve bir kural devlet tarafından çıkarılmışsa o zaman artık bir hukuk kuralıdır. Ve devletin zor kullanma gücü hukuk kurallarının yaptırımları olarak ortaya çıkıyor. Şimdi yaptırım, hukuk düzenine aykırı durumlara hukukun verdiği tepkiye deniyor arkadaşlar. Ve yaptırımsız bir hukuk kuralının olduğundan biz bahsedemeyiz. Tekrarlayalım. Hukuk düzenine aykırı olaylara, durumlara hukukun verdiği tepkiye biz yaptırım diyoruz. Ve yaptırımsız bir kuraldan, hukuk kuralından bahsedemeyiz. Ne şekilde yaptırımlar söz konusu olabilir? Kitabınızda pek çok çeşidini göreceksiniz. İşte geçersizlik yaptırımı, yokluk yaptırımı, tazminat yaptırımı, ceza yaptırımı gibi. Şimdi hukuk kuralları en önemli sosyal kurallardır arkadaşlar. Ve insan topluluğunun bulunduğu her yerde hukuk vardır. Biraz önce dedik ki örneğin Roma hukuku M.Ö. 753'e ait bir hukuk. Ve o zaman da Roma devletini bir şehir devleti olarak kuruluşuna itibaren başlayan bir dönem. Ve günümüzde örneğin Türkiye'deki hukuk fakültelerinde birinci sınıflarında günümüz hukukuna temel teşkil ettiği için Roma hukuku örneğin okutuluyor yani ders olarak. O halde insan topluluklarının bulunduğu milattan önce işte bu 700'lerde söz konusu olmuş bir durumdan bahsediyoruz o halde. Hukuk kuralların varlığından bahsediyoruz. Şimdi hukuk kurallarının amaçlarını söyleyeceğiz. Toplum yaşamını düzenlemek, huzuru ve barışı sağlamak, yine dayanışmayı gerçekleştirmek gibi fonksiyonları var hukuk kurallarının. Ve hukuk kuralları kişilerin dışa yansıyan ilişkilerini düzenliyor. Ve hukuk kurallarının temel özellikleri genel ve soyut olması, emir ve yaptırım içermesidir. Ve siyasal devletin siyasal mekanizmalarıyla hukuk kuralları bu örgütlü siyasal mekanizma aracılığıyla işletiliyor diyebiliriz. Şimdi hukuk kurallarının 3 tane öğesi bulunuyor. Bunlar nelerdir söyleyelim. Konu, irade ve yaptırım. Her hukuk kuralının düzenlediği bir konu bulunuyor. Ve hukuk kuralının konusu aslında kişilerin dışarıya yansıyan ilişkileridir, eylemleri ve işlemleridir diyebiliriz. Kuralların öğelerinden ikincisi ise irade yani emirdir. İrade, kanun koyucunun yapılmasına uygun bulduğu ya da yasakladığı davranışa ilişkin iradesini ifade ediyor. Hukuk kuralıyla kanun koyucu açıkça veya üstü kapalı olarak bir şeyi yasaklıyor veya serbest bırakıyor. Ve her hukuk kuralında bir yaptırım bulunuyor. Hukukta yaptırım maddi nitelik taşıyor arkadaşlar. Yani devlet eliyle zorla yaptırımın uygulanması maddi nitelik olduğuna zaten işaret ediyor. Ve işte ceza, tazminat, geçersizlik, cebri icra ya da iptal, bir hukuk işlemin iptal edilmesi hukuk aykırı oluşu. Bunlar hukuk kurallarının yaptırımları oluyor. Şimdi hukuk kuralları soyuttur. Yani somut ve tek bir olay için hazırlanmamıştır ve aynı nitelikteki tüm toplumsal olaylar için geçerlilik taşımaktadır. Örneğin borcu bir kişi borcunu ödemezse
O borç miktarı ne kadar olursa olsun hukuk kuralları tarafından yaptırım uygulanır. Çünkü bu borca aykırılık teşkil eden bir davranıştır ve hukuken yasaklanmıştır. Yani kişilerin borçlarını ödemesi gerekir. Yine hukuk kuralları geneldir. Yani aynı durumda bulunan tüm kişilere ve tüm olayları, aynı nitelikteki tüm olayları kapsar. Ve hukuk kuralları genç, yaşlı, kadın veya erkeğe aynı şekilde uygulanmaktadır. Yani yaşlıya ayrı, gence ayrı hukuk kuralı uygulanmaz. Ve hukuk kuralları yürürlükte kaldıkları sürece sürekli olarak uygulanırlar. Ve bu anlamda hukuk kuralları geçici değil, süreklidirler ve bağlayıcıdırlar. Ve hukuk kurallarının bağlayıcı olması demek herkesin uymasının zorunlu olması. Ve uyulmazsa o kişinin maddi yaptırım uygulanacağını ifade eder. Şimdi hukuk kurallarına uyulmasından bahsedelim. Hukuk kurallarının bağlayıcı olduğunu söyledik ve hukuk kurallarının toplumun düzenini sağladığı ve adaleti hukuk kurallarının koruduğunu kabul ediyoruz. Ve öte yandan insanlar hukuk kurallarına uymanın iç huzur ve rahatlık verdiğini düşünerek ve toplumdan dışlanmamak ve olumsuz bir duruma girmemek için de hukuk kuralına uyuyorlar. Ve hukuk kurallarına uymamız gerektiği aslında çocukluktan beri bize öğretiliyor ailelerimiz ve ilkokul, ortaokul her zaman bildiğimiz şeyler. Hukuk kurallarına uymamız gereken durumların oldu. Hukuk kuralları bir yandan sağladığı özgürlüklerle kişilerin güvende olmasını sağlarken bir yandan da sınırlamalar getirerek kişilerin özgürlüklerini daraltıyor arkadaşlar. Çünkü herkes sınırsız özgürlüğe sahip olursa aslında bu durumda hiç kimse özgür olamaz. Başkalarının haklarını ihlal etmemek gerekir, öyle değil mi? Adalet kavramı hukukun temelini ve son amacını oluşturur diyoruz. Gelin hukuk ve adaletten bahsetmeye. Şimdi hukuk sisteminin o halde en son esas amacı adaleti gerçekleştirmektir. Ve hukuk devleti demek adaleti sağlayan devlet demektir. Hukukta ve sosyal düzende büyük önem taşıyan adalet kavramını aslında bazen tanımlamak kişilere güç gelebilir. Ama bir tanıma göre adaleti şöyle tanımlayabiliriz. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma. Roman hukukçular adaleti örneğin şöyle tanımlamışlar. Herkese hakkı olan şeyi vermek konusundaki iradeye adalet denir demişler. Bir başka tanımda adalet olan hukuk değil olması gereken yani idealdeki hukuktur denmiş. Genel bir tanım vermek gerekirse adalet şudur. Ahlaka dayanan, herkese hakkı olanı veren, bireylere hürriyet ve eşitlik sağlayan, insan haklarına saygılı ve insanları mutlu eden erdem ve iradeye adalet denir. Şimdi geldik hukukta yaptırım türlerine arkadaşlar, adalet kavramı da tanıdıktan sonra. Şimdi eğer hukuk kuralları çiğnenirse, ihlal edilirse çeşitli şekillerde yaptırımlar söz konusu oluyor. Bazı yaptırımlar ağır, bazıları hafif. Örneğin en ağır ömür boyu hapis cezası. Bu ağır bir yaptırım. Diğer yaptırımlar işte cebri icra, tazminat, diğer cezalar, geçersizlik, iptal diyebiliriz. Ve tek bir hukuka aykırı eylemden pek çok yaptırım türü ortaya çıkabilir. Örneğin devlet memuru dediğimiz bir kişi, bu devlet memuru bir kişiyi yaralarsa hem ceza hem tazminat hem de idari hukuk tarafından disiplin cezası kendisine uygulanır. Bu arada arkadaşlar ben burada yaptırım türlerini çok çok kısa anlattım, bahsettim. Sizin yapmanız gereken yaptırım türlerini çok iyi bir şekilde kitaptan çalışmanız. Anlaşıldı mı? Tamam hocam. Çünkü çok kısa, yani vaktimiz dar olduğu için çok kısa anlattım ve çok önemli yaptırım türleri ve sınavlarda karşınıza çıkacaktır yani bol bol yaptırım türleri. İşte geçersizlik, butlan, yokluk, bunların hepsini çalışın. Evet, ceza evet. Ceza dediğimiz yaptırım. Evet hocam. Şimdi ceza birçok toplumda temel yaptırım olarak kabul ediliyor ve birçok toplumda ceza kavramıyla yaptırım özdeşleşmiştir. Türk Ceza Kanunu da bizim cezalarımız düzenlenmiştir ve hani hapis ve adli para ceza, hapis cezaları ve adli para cezaları olarak ayrılıyor. Hapis cezaları da bizim sistemimizde ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis olarak ayrılıyor. Şimdi
Bir de disiplin hukuku cezaları var mesela. Bu da disiplin cezaları arasında da uyarma, kınama, aylıktan kesme, geçici uzaklaştırma gibi benzeri cezalar da disiplin cezası sayılıyor. Cebri icra dediğimiz nedir? Onu söyleyelim. Bu da bir yaptırım. Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla borcunu yerine getirmesini sağlayan bir yaptırımdır. Örneğin süresi dolmasına rağmen oturduğu taşınmazı tahliye etmeyen bir kiracının tahliyesi cebri icra ile mümkün olabilir. Yine boşanma sonucunda velayeti anneye bırakılan çocuğu teslim etmeyen babanın durumunda cebri icra yoluyla anneye teslim edilebilir çocuk. Ve bunda da görevli olan icra daireleridir. Tazminat nedir? Yaptırım olarak onu söyleyelim. Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturulan kusurlu bir davranış sonucunda başkasına verdiği zararın zarar veren kişiye ödettirilmesine, parayla ödettirilmesine tazminat diyoruz. Tazminat ile zarar arasındaki ilişki, suç ile ceza arasındaki ilişkiye benziyor arkadaşlar. Suç işleyene ceza veriliyor, borcunu ödemeyene zarar verene ise tazminat ödettiriliyor devlet tarafından. Ve tazminata konu olan zarar, maddi ya da manevi zarar olabiliyor. Maddi zarar daha çok hani parasal olarak, maddi olarak meydana getirilen zararlarda söz konusu maddi tazminat. Manevi tazminat ise kişinin içsel ruhsal dengesini bozan durumlarda, ruh dünyasını bozan durumlarda söz konusu olan bir tazminat. Ama bunun karşılığı da parayla ödeniyor. Bu zarar, manevi tazminat da aslında para olarak ödenen bir bazen özür dileme şeklinde de manevi tazminat birlikte yani hem para cezası hem de özür dileme zorunluluğu getiriliyor. Bu şekilde hukuk sistemlerinde yer alabiliyor. Gelelim geçersizlik yaptırımına. Hukuka aykırı şekilde yapılan hukuki işleme uygulanan geçersizlik yaptırımı o işlemin geçerli sayılmaması şeklinde karşımıza çıkıyor. Eğer kanunlara da koşullara uyulmadan yapılırsa bir hukuk işlem geçersiz oluyor. Şimdi özel hukukta görülen geçersizlik yaptırım türleri arasında yokluk, butlan ki butlan da kendi arasında mutlak butlan, kısmi ve nispi butlan olarak ayrılıyor. Ayrıca tek taraflı bağlamazlık, ileri sürülmezlik, iptal gibi geçersizlik yaptırımlarına da rastlanıyor. Örneğin kamunun düzenini bozan ya da ahlakını, kamunun ahlakını bozan bir hukuk işlem geçersiz sayılması gibi ya da imkansız bir hukuki işlemin yapılması, örneğin ayda bir müteahhit Venüs gezegeninde inşaat yapacağım, oradan ev almak ister misiniz dediğinde bu maddi olarak imkansız bir şey, hukuken de imkansız bir şey olduğu için böyle bir hukuki işlem yapılamaz. Geçersizlik yaptırımına tabidir. Bunun gibi. Yokluk yaptırımına tipik örnek evlendirme memuru huzurunda yapılmayan evlenmeler. Kalkıp da evlenme memuru değil de çok sevdikleri bir arkadaşın önünde örneğin evlenmeye kalkışan bir çiftin evliliği geçerli olmaz. Mutlak surette evlendirme memuru önünde evet diyerek taraflar evlilik birliği yani evlilik sözleşmesini kabul ettiklerini sözlü olarak beyan etmelidirler. Bu şekilde evlenme işlemi geçerli olur. Şimdi arkadaşlar bu haftaki dersimizde bu konuları işlemiş olduk. Biraz hani vaktimiz de az kaldı ama sorularınız varsa bir 5 dakika sorularınızı alabiliriz. Dersimize katıldığınız için de teşekkür ediyoruz.